Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Merhaba, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hemen tekrar sorunuzu duyalım hanımefendi. Tabii, 3 yıllık evliyim. 2 yaşında ellerimizden öter bir oğlum var. Evet. Eşim önceki zamanlar, ilk zamanlar sık sık terk etmiyordu evi. Ama sık sıklaştırmaya başladı. 2 hafta gelmiyor eve. Ve ben gidip adım atınca, konuşunca ancak eve geliyor. Yakamdan, direkten nefret ediyorum, istemiyorum, gözüm görmek istemiyor tarzında da sürekli beni çeviriyor. Ailesi hiçbir şekilde destek olmuyor zaten, hani iyi anlamda. Pazar günü yine evden gitti ve bu toy dansıydı yani. Hani ben çok çaresizim, hiç evimden çıkmıyorum, evimi terk etmiyorum ama artık evimden gitmek zorundaymışım gibi hissediyorum kendimi. Evet. Bilmiyorum yani ne yapabilirim hocam. Çünkü de evladımızı görmek istiyor her evden gittiğinde. Benim kayınbabam çocuğun üstünde bize oynamayın. Biz bağrımıza taş bastık o da basacak tarzında cümleler kuruyorlar. Yani ben çok çaresizim şu an. Evet. Şimdi benim anlamadığım eşinizin neden evi böyle sık sık terk ettiği? Yani mevzu ne, konu ne? Neden evi sık sık terk ediyor? Aranızdaki... Sürekli annesi gibi babası gibi yüzünden kahve gidiyoruz. Evet. Ben arzu ediyorum, evime sürekli bekliyorum, gelsinler, gitsinler, bana yardımcı olsunlar hani diyorum, torunlarını büyütürken. Ama 3 ayda bir, 4 ayda bir küsüyorlar, 1 yılda bir geliyorlar. Yani istemiyorlar, hani bu belli, bunu anlamamak için hani anlıyorum yani. Maalesef kendim yapıyorum, sürekli arzu ediyorum istediğim için. Eşim de sanırım sıkılıyor bu durumlarda. Sürekli onları savunuyor. Vardır bir bildikleri hani tarzında. Ama son zamanlar eşim bana beni şeytan gibi gördüğünü, bir olup seni öldürmek istiyorum, bir oluyor seni içime sokasım geliyor dediğimde ben korktum eşimden. Çünkü geçen hafta ayağım falan kırdı kendisi. Sonra elimden tuttu beni hastaneye götürdü. Ben de banyoda düştüm dedim. Hani yine yuvam yıkılmasın diye şikayette olmadım. Gitmedik hastaneden eve. Eşinizden şiddet gördünüz en son. Efendim? Eşinizden şiddet de gördünüz. Evet şiddet. Bu pazar günkü kavgamızda zaten arabamız sevil halindeyken oğlumun yanında beni çok güzel dövdü arabanın içinde. Oo. Ama ben kendi aklıma değildir diye hep şey yapıyorum. Hani kayınvalidemlerden destek almak istiyorum. Kayınvalidem bana oğlum seni bu hale getirecek ne yaptın oğluma diyor. Allah Allah. Onlar da sen oğluma ne yaptın oğlum bu hale geldi diye sizi suçluyor. Evet. Ben de diyorum Allah'a çok şükür ne yüz kızarttım ne hırsızlık yaptım diyorum. Yani Allah'a çok şükür. Eşinizin herhangi bir rahatsızlığı var mı? Ben tanıdığımda öyle hiçbir şekilde bir şey yoktu. Gayet efendi, herkes tarafından sevilen. Ben hala öyle umuyorum. Yani eşimin bu kadar şey yaşamama rağmen ben de asla etmediğini biliyorum. Evet. Biz 7 yıldır tanışıyoruz. Evet ama 3 yıldır evlisiniz. Peki sözü evet. Hocama bırakacağım. Şu anki son durum nedir? Telefonlaştınız mı, konuştunuz mu? En son ne konuştunuz? Oğlum çok hasta, ateşli, hastaneye götürmemiz gerekiyordu. Bebek arabası, arabasının arkasında kalmıştı. Evet. Gece vardiyasında olduğunu getiremeyeceğini söylemiş. Sonra hep arkadaşlarıyla bırakacağını söylemiş. Yani hiçbir şekilde çocuğu bile umurumda değil. O kadına çocuğuma düşkün bir babaydı ki. Yani benim yükümü hafifleten bir insandı. Evet. Ve üzgünlük bu. Çocuk bile bizi bir araya hani getiremiyor gibi bir şey şu an. Evet. Peki hocam 3 yıldır evliler, 2 yaşında yavruları var. Eşi tartışmalar sonucunda hatta şiddet de görmüş hanımefendi. Evi terk ediyor. Zaman zaman bunları zaten yapıyordu diyor. Muhsin Bey. Teşekkür ediyoruz. Hocama ben sözü bırakıyorum. Lütfen televizyondan takip edin. Milletin temeli aile. Ailenin temeli sevgi, saygı, sabır, sadakat. Yani... Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim. Huzur bulasınız, saygı ve sevgi duyasınız diye. Demek aile yuvası karı kocadan meydana geliyor.
aralarında da iki bağ var. Sevgi bağı, saygı bağı. Bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse, Allah da onlara rahmetle bakar. İmza, Allah elçisi. Müminin dünyadaki cenneti aile ocağıdır. Yani bu delikanlı mesela bir gün, iki gün, beş gün gelmediği oluyor. Ya insan cennetten uzak durmak ister mi? Yani akşam olsa da evime gitsem, hanımla ülfet muhabbet etsem, çocuğumu sevsem, öyle düşünür, öyle düşünmeli. Ya hanım kızımız bak kaygı ediyor. Yani bu ilk günlerde azdı ama şimdi çoğalıyor. Günlerce gelmediği oluyor. Görmemek istiyor. Çok yanlış. Bu da sorumsuzluk. قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفِسَهُمْ De ki ey peygamber, büyük mahkemenin en büyük ziyana uğrayanlar kendilerini, eş ve çocuklarını ziyana sokan insanlardır. Ela ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Bu apaçık bir ziyandır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا Ey müminler! Kendinizi, eş ve çocuklarınızı, yakıtı insan ve cehennem taşı olan ateşten koruyunuz. Yani bir sorumluluk duygusu lazım. Gelin Mümin Suresinin 7. 8. ayetlerine de dikkat çekiyorum. Arşın etrafında Allah aşkıyla tavaf eden meleklerin duası. Ne diyorlar? Rabbena vesi'ate kulle şeyin rahmeten ve ilma. Ya Rabbi senin ilmin, senin merhametin her şeyi kuşatmış. Bu lafın girişi bu. Fagfir lillezine tabu. Ya Rabbi günahtan tevbekar olan kullarını bağışla. Tevbekar olmak yetmez. Ve tebeu sebilek. Senin yoluna girenleri bağışla. O da yetmez. Hanelerinde huzur, saygı, sevgi, güven, mutluluk olan kullarını analarıyla, babalarıyla, eş ve çocuklarıyla adin cennetlerine girdir ya Rabbi. Meleklerin bizim için yaptıkları dua. Meleklerin bizim için yaptığı dua. Bak, üç tane şart var. Bir, günahta ısrar etmeyen, tevbekar olanları bağışla. İki. O yetmez. İki, senin yoluna girenleri bağışla. O da yetmez. Hanelerinde saygı, sevgi, huzur, güven, mutluluk olanları İnşallah. Yalnız değil, anasıyla, babasıyla, eş ve çocuklarıyla adin cennetlerine İnşallah. Girdi Amin. Ya Rabbi. Amin. Ya. Vah vah vah. Amin. Bizim bak kültürümüz Dede Korkut öğütleri. Şakağın da ağırsa baba güzel. Ak sütünü doya doya emzirse ana güzel. Helalli güzel. Lafa bak ya. Helalli güzel. Kadının adı bu. Helalli güzel. Yan tarafta yapılsa gelin odası güzel. Sevgili kardeş güzel. Hiçbirine benzemedi. Cümle alemleri yaratan Allah güzel. Değer hükümlerimiz. Neleri sevmeliymişiz? İşte bu sevgi gidince... Sevgi gidince yerine karanlık geliyor. Karanlık giderse aydınlık gelir. Sevgi işte nefret gidince sevgi gelir. Sevgi gidince de nefret gelir. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.